Merhaba değerli izleyicilerimiz, bir eğitim videomuza daha hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir içerik hazırladık ve bu hazırladığımız içerikte Mart ayı ve Şubat ayında veya Nisan ayında üreticilerimiz fidan tedarik ediyor ve kafaları çok karışık ve bazen de yanlış işler yapıyorlar. Bu konuda aydınlatıp bizler fidan tedariği ile ilgili neler sağladığımızı, sizin de nelere dikkat etmeniz gerektiğini bir fidancıdan tedarik ederken gibi konuları işlemek için bugün videoyu hazırladık. Bir kere bu sezonda olan sökümlerde veya daha önce de yapılmış sökümlerde biz fidanların köklerini ekstradan bir depoya bağlı halde bulunan bu sistemi uyguluyoruz. Birçok fidan tedarik eden kişi çünkü şunu soruyor: hocam biz sizden fidan aldık, kök ilacı da alalım mı? Hayır, almaya gerek yok. Biz burada fidanlarımızı sökümden sonra gördüğünüz gibi gömüye alıyoruz hemen. Gömüye almadan önce de bu işlemi yapıyoruz iyice. Herhangi bir zaten gömüde de beklerken çok sağlıklı beklemesi lazım. Bizim buradaki gömülerimizde buradan kumdan çıkarıp sizlere öyle getiriyoruz. Bu bir depoya bağlı bizim ve depodan da buraya içerisinde kök dezenfektanları bulunan bir oto yıkama aparatıyla biz bu uygulamayı yapıyoruz. Ve kökün içerisindeki kalmış olası mantarı oluşturacak toprakları dahi süzerek yıkıyoruz ki rahatlıkla kum içerisinde muhafaza edelim diye. Burada görüyorsunuz. Yaklaşık çok ciddi bir bar yüksekliği uygulamıyoruz. Bizde 200 hatta 220 bar yüksekliğine sahip cihazlar da var. Ancak bu bizim ortalama 120 bar üreten bir cihazımız ve uzaktan tutarak dezenfektanını yapıyoruz ve yakından da bazı toprak temizliklerini yapıyoruz. Genel anlamda tuttuktan sonra burada yetkili personeller iyice teker teker yıkıp gömüye almadan önce şurada hazır açılı bir kanal var. Görüyorsunuzdur. Buraya doğru gömümüz devam edecektir. Bu kanalın içine dizerek öyle gömüye alıyoruz. Bu önemli bir işlem. Hem üreticilerimizin tekrardan dikerken dezenfekte etmesine gerek yok. Hem de bir fidancıda gömüye girerken fidanların dezenfektanlı girmesi ve öyle gelmesi sizlere çok önemli. Bu işlem neden önemli? Onu anlatayım ben sizlere. Çünkü açıkta duran kökler taşınma esnasında yolda herhangi bir bakteri veya mantarla temas etmiş olabilir. Sökülürken dahi söküldüğü yerden kapması çok zordur. Ancak sökülüm yapılan ekipman ile de bulaşmış olabilir. Bundan dolayı önemsiyoruz biz bu konuyu. Dezenfektanla iyi bir dezenfekte ettikten sonra biz özellikle 6 numara ince kum içerisinde gömüm yapıyoruz. Bu da önemli bir nokta. Ve bu gömüye aldıktan sonra yağmur da yağsa, kar da yağsa sizlere gönderimler buradan devam eder. Bir fidancının yapması gereken de bu. Tekrar toprağa gömmek çok çok bazen mantıklı olmuyor. Hatta mantıklı değil. Kuma gömmek daha mantıklı. Topraklar içerisinden sökerken köklerin yırtılması gibi problemler yaşanır. Bundan dolayı hem muhafazası daha rahattır hem de bu gibi risklere açık değildir. Biz 6 numara kuma gömüyoruz. Bu işlemi sökümden geldikten sonra fidanlara uyguluyoruz. Uyguladıktan sonra gömüye alıyoruz. Gömüde de fidanın boyuna ve çapına göre gömüde durma süresi vardır maksimum. Ve söküm anında söküm yaptığınız aparata göre de bunlar kepçe sökümüdür. Ve kepçe sökümleri çok çok daha uzun süre kalır. Birçok normal söküm makinesine göre yapılan sökümlere göre. Şimdi ise size biraz açtığımız kanaldan gömü yaptığımız gömü yerindeki mantıklardan bahsedeceğim. Şimdi ise burada yaptığımız işlemi söyleyeyim ben size. Burada bir kere açılan kanal biraz derin açılmalı. Yani kumda tasarrufa gidilmemeli. Olabildiğince derin bir kanal ve derin bir yükseklik olmalı buralarda. Biz açtığımız kanalda şöyle bir buraya bir su tutuyoruz. Köklerin tam suyla temas etmesi için. Bu işlemi hatta uygularken biraz eteklerine de uyguluyoruz. Tam gömüye girmeden hafif köklere de uyguladıktan sonra bundan sonra gömüye başlıyoruz ve kökleri tamamen kapatılması çok önemli. Şimdi
Tabii burada en önemli nokta bu işlemi yaptıktan sonra fidanları dizdikten sonra böyle bırakmak en büyük hata oluyor. Burada fidanı bir su tutmak lazım çünkü biz kuma atıyoruz ancak bunlar bağlı. Aralarına kum girmiyor ve hava kalıyor. Bu da ister istemez hele dezenfektan etmemişseniz kökleri çok ciddi derecede mantar ve küf yapar. Böyle gömüden çıkarırsınız. Kökler mosmordur, küf yapmıştır. Bunu eğer kökte hava kalırsa yapar. Bu işlemi, yani bu hava kalmasını engellemek için yapılacak en iyi olay, işte biz kumu bu yüzden seviyoruz. Ve metresi 200 liralara dayandı bu kumun. Biz kaç ton getiriyoruz her sezonda? İnanın belki 100 tona yakın getiriyoruz. Önemli değil. Çok kaliteli kum olmalı, biraz ince olmalı. Suyu tuttuğumuz gibi o boşluklara dolmalı. Bunu da çok fazla yapmayın. Yani çok fazla aşırı su tutmayın. Artık bir yerden sonra kum gittiği yerde, indiği yerde dağılıyor. Bu suyu tutunca kumun nasıl fidanın içine işlediğini şimdi beraber görelim. Şimdi biz bu suyu tuttuktan sonra gördüğünüz kum böyle resmen bir kanal yapıyor, akıyor ve gidiyor. Aşağıdaki kök boşluklarını dolduruyor. Çok önemli bir işlem. Yani bu kum şu seviyelerden buraya kadar indiyse bu aşağıya köklerin boşluklarına indi demek. Biz en son işte şu boğazları da son bir kumla kapatıyoruz ve bizim gömü işlemimiz bitiyor. Biz şimdi bunu neden anlatıyoruz bir yerde? Bunu bizden fidan tedarik eden müşterilerimiz de iyi bilsin. Hem bunlara da bir fidancı nelere dikkat etmeli, gittiği yerde gözlemlesin. Hem de aynı zamanda kendileri temin ediyorlar. Ben diyorum ki ne zaman dikim yapmayı planlıyorsunuz? Bakın fidancı ile dikicinin çok iyi olması lazım bir dikim planında. Biz bazen diyoruz ki benim tam fidan söküm tarihim Aralık 5. Ben Aralık 5'te söküyorum, gömümü alıyorum ama bazen bahçe sahibinin Aralık 10 mu oluyor, 15 mi olur, 20 mi olur, hangi tarihe de ekeceği belirsizlenir hava durumuna göre. Biz diyoruz ki bu gömüden direkt oraya alalım, siz gömüyü alın bu şekilde. Bu şekilde gömüyü alın ve gömünüzde dursun, hava açtığı gibi hemen dikin. Yani siz de gömüyü almak istediğinizde bu şekilde gömüyü alın. Bir su tutun, bir kanal açın, su tutun, güzelce köke yedirin. Kumunuzu kuma gömüye alın ve böyle muhafaza edin, böyle düzgün bir şekilde bu fidan. Biz çok fazla bizde sirkülasyon hızlı olduğu için durmuyor. Maksimum 20-25 gün ama sizin arazinizde 2 aydan fazla durabilir, 3 ay dahi durabilir. Bundan dolayı tekrardan dediğim gibi bunları birçok fidan dikmek isteyen kişinin de bilmesi gerekiyor ki ben valla dikici olsam giderim, anlaşırım, fidancıdan çekerim arazime, gömerim fidanlarımı bu şekilde ve havayı güzel yakaladığımda tıkır tıkır çıkarır. Sırasıyla o gün ne kadar dikiyorsam dikerim, gerisini de bırakırım. Branda altında tutmakla, açık altında tutmakla fidanı sağlıklı bir iş yapmış olmazsınız. Biz su tuttuk, biraz yedirdik, üstüne de son biraz toprak atacağız. Bu işlemi tekrar yapma sebebimiz önümüzdeki günler yağışlı. Yine yağmurla beraber bu kum da biraz daha aşağı inecek. Ve size biraz gömüden de bilgi vereceğim. Evet değerli takipçilerimiz, dediğimiz gibi fidanları gömüye almak çok önemli bir iştir ve çok ciddi bir iştir. Bu konularda hem fidancıların hem de fidan diken kişilerin çok dikkatli ve hassas olması gerekiyor. Bizim burada yaklaşık 7000 tane fidanımız var ve bu gömü bittiğinde buraya 10.000 tane fidan sığdırmış olacağız. Biz fidan gömülerimizi yaparken disiplinli, planlı ve gerçekten usulüne uygun bir iş çıkarmaya çalışıyoruz. Burada gömüye aldığımız çeşitleri ayrı renklerde boyayarak üreticilerimize bilgi veriyoruz. Bunlar mesela bu Cisco çeşidi. Burada Fernet de çeşidi var. Ve buradan bu da Fernet de. Boyasızlarda Chandler, diğer renklerde de Ronde ve diğer çeşitler olmak üzere farklı fidan çeşitlerimizi koyuyoruz ve işaretliyoruz. Üreticilerimize de farklı fidan çeşitlerini genelde boyalarını belirterek elde etmelerini sağlıyoruz. Ancak ve ancak tekrardan sizlere söylüyorum. Fidan, fidancıdan alınır. Gidin, görün, dokunun, hissedin ve fidanlarınızı öyle alın. Fidan gömüye almanın teknik noktalarını sizlere anlattığımız bu programda üreticilerimizin şunu bilmesini çok isterim. Unutmayın, bir bahçede her zaman sizi ileriye götürecek olan, verimi verecek olan unsur tel örgü değildir. Oradaki barakanız değildir. Oradaki diğer bilimun malzemelerinizden ziyade fidandır. Yani doğru başlayabilmeniz için bu işe ilk önce doğru fidanı seçmeniz lazım.
size mahsulü verecek olan şey materyaldir. Ancak ve ancak, tekrardan söylüyorum, bizim ülkemizde insanlar her şeyin ucuzuna kaçmayı seviyor. Biz bu işlemi yaparken inanın girdiğimiz maliyetler sizler tarafından da görülüyordur ve hesaplanıyordur. Bunu tarladan indirip brandanın altına kapatıp göndermek işin en kolayı. Gömüye alma zahmetine girmeden, dezenfektan uygulamadan, belli bir barın altındaki makineyle temizlik yapmadan bu işlemleri ucuza getirmek mümkün. Hatta satarken de ucuza gelmesinin sebeplerinden bir diğeri de bu. Biz özen göstererek sizlere sunduğumuz bu fidanlarda gerçekten sizlerin de aynı hassasiyeti düşünmenizi dikerken yapmanızı isteriz. Bunlar birer canlı. Lütfen bunlara bir malzeme, bir materyalmiş gözüyle, bir metalmiş gözüyle bakmayın. Bu canlılara ne kadar iyi imkanlar, ne kadar iyi olanaklar sağlarsanız o da size o kadar iyi olanaklar sağlar. Tekrardan söylüyorum, bunlar birer canlı. Benim en çok gücüme giden ve üreticilerimizin en çok aşamadığı nokta şu, bunlara bir materyal gözüyle bakmak. Bunlar köklerindeki yanlış bir işlemde, bulundukları yanlış sıcaklıkta ve nemde, bulundukları yanlış hava şartlarında ve ortamlarında maalesef çabuk hastalanıyor. Kökteki hastalığı çok ciddi göremezsiniz. Köklerdeki problemleri zaten insanımız hep toprağın üstündeki kısmı ağaçta da görür. Ancak ben her programda hemen hemen dile getiriyorum kök konusu açılınca. Hiçbir zaman fidanın üstünü değil, toprağın altını gören kazanır. Toprağın altını ilk önce göreceksiniz. Biz burada gömüyü alırken bunun altını, köklerdeki işlemi biliyoruz. Neler uygulandı, neler uygulanmadı. En iyi yapmamız gereken şeyler nelerdi, neleri yaptık. Bunları bildiğimiz için gömüde dahi kökler çok önemli bir noktada durmalı. Böyle bırakıyoruz ve böyle gönderiyoruz. Sizler de bahçenize götürürken ben de bu kök kısmında bunun altını çizerek söylüyorum. Bahçenizde bu fidanı diktikten sonra üstünü hep düşünmeyin. Altını da düşünün. Bu fidanın yetişeceği kök ortamı aslında sizin üst aksamınızı geliştirir ve yetiştirir. Toprağa dikildikten sonra o toprağın altında uygun sıcaklıkta mı, uygun nem var mı, uygun besin ortamında mı, köke rekabete sokacak yabancı ot kökleri var mı vesaire vesaire. Toprağın içinde hava var mı? Bu gibi durumları bilmeden yaptığınız dikimler sizi fidanın üstünde, isterseniz altın takım fidanın üstünde, hiçbir sonuca götürmez. Altındaki işlemlerimiz doğru değilse. Biz dikim konusundaki dikim gübrelerini de bu yüzden önemsiyoruz ve sizlere altının çizerek, önemini belirterek anlatmaya çalışıyoruz. Umarım bu programımız da faydalı olmuştur. Bizler üreticilerimizin talebine göre, boylara göre ayırıyoruz fidanlarını. Ki biliyorsunuz ben boy konusunda çok böyle aman devasa fidanlar dikin diyen fidancılardan değilim. İsmine doğru. Bakın bizim ülkemizdeki bir fidanda maalesef aramanız gereken şey ismine doğrudur. Bunu Avrupa'da fidan diken bir çiftçi düşünmezken ya da Amerika'da bizim çiftçimizin maalesef birinci düşünmesi gereken konu ben ismine doğru bir fidan mı alıyorum? Yani ben Chandler istiyorum. Gelip A firmasından aldığım fidan bana Chandler çeşidi mi geliyor? Bu sıkıntıyı maalesef benim ülkemin çiftçisi yaşıyor ve düşünmek zorunda. Sizin için en önemli olay ismine doğru mu? İkinci konu sağlıklı mı? Bu iki konuda fidanlarınızı temin edebiliyorsanız gayet bilinçli bir şekilde tarıma başlıyorsunuzdur demektir. Bunları çok iyi bilerek ilerleyiniz ve bizlerin de net önemsediğini görünüz. Bizler boylarına göre ayırıyoruz. Fidanlarımız bizim 50 santimden 5 metreye kadar gidiyor. Buradaki numarayı, iletişim numaramızı aradığınızda veya www.areltarim.com web sitemizden hangi çeşitlerin bizde olduğunu görebilirsiniz, fiyatları görebilirsiniz. Satış ve pazarlama hattımızdan da fiyatlar alabilirsiniz, bilgiler de alabilirsiniz. Her zaman yardımcı olmaya çalışırız diyelim efendim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek herkese iyi günler diliyorum.